Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. 9. yüzyılın başlarından bugünümüze trenler, her zaman mühendislik ve yaratıcılığın en önemli simgesi olarak ortaya çıktı. Günümüzde trenler karayolculuğunda hemen hemen en hızlı ulaşım aracı olarak yol almaya devam ediyor. Türkiye'de de yüksek hızlı tren ağı her yıl biraz daha genişlese de dünyada bizim trenlerimizden yaklaşık 2-3 kat hızlı giden tren hatları mevcut. Hızlı tren teknolojisini son yıllarda ilerleten Çin'de saatte 600 km hızla giden yeni bir maglev treni tanıtıldı. Biz 250 km hızı tartışırken bu yüksek hız hepimize şaşırttı. Peki bizim ülkemizde durum ne? Dünden bugüne yaşanan gelişmelere gelin beraber bakalım. Ülkemizde maglev trenlerini gelecekte görebilecek miyiz? Yapımı devam eden ve Karadeniz'e planlanan yüksek hızlı tren projelerini de detaylıca irdeleyelim. Cumhuriyet kurulduğunda Osmanlı'dan 4000 kilometre demiryolu devralınmıştı. Cumhuriyet'in ilk 20 yılında bugünkü inşaat teknolojisinin imkanları olmadan sıfırdan bir demiryolu ağı kuruldu. İş makinelerinin olmadığı bu zaman diliminde insan gücü ve kazma kürekli altyapılar ve tüneller sıfırdan inşa edilmek suretiyle 4000 kilometre yol daha yapıldı. Yaklaşık 8000 kilometreyi bulan hatlara yüksek hızlı tren hatlarının eklenmesiyle Türkiye yüksek hızlı demiryolu taşımacılığı ile tanıştı. Tamamlanan yüksek hızlı tren projelerine bakalım. Bu arada henüz kanala abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayarak videomuza abone olabilirsiniz. Şimdi kitap açılsın ve yeni bölümümüz başlasın. Ankara-İstanbul hızlı tren hattı dikkat çekiyor. Ülkemizin en büyük iki şehri olan Ankara ve İstanbul arasındaki seyahat süresinin azaltılması amaçlanmıştı. Hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı oluşturulmasının yanı sıra demiryolu ulaşım payının artırılması amacı da vardı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi ilk etabını oluşturan Ankara-Eskişehir arası 2009 yılında, Eskişehir-İstanbul arası 2014 yılında hizmete açıldı. 513 kilometrelik koridor uzunluğunda azami saatte 250 kilometre hıza sahip Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi ile iki büyük şehir arasında seyahat süresi 4,5 saat oldu. T-26 tünelinde 6800 metre uzunluğunda inşaat devam ediyor. Giriş çıkış yapıtlarıyla 8100 metrelik bir mesafede çalışmalar sürüyor. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında Bozüyük-Biliçik arasında bulunan tüneller bittiğinde 30 dakikalık bir zaman kazanılacak. Gebze-Halkalı-Banyo hattının tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu'yla Marmaray bütünleşerek Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz ulaşım sağlanıyor. Eskişehir-Bursa arasında otobüsle İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli arasında da yüksek hızlı tren bağlantılı trenlerle seyahat süreleri önemli oranda kısaldı. Ankara-Eskişehir hızlı tren hattı, Ankara-İstanbul projesinin bir parçası ve ilk etabıdır. 245 km uzunluğundadır. 2009 yılında işletmeye alınmıştır. Yolculuk süresi 1 saat 35 dakikadır. Ülkemiz için yüksek teknoloji konusu olan yüksek hızlı trene geçiş aşaması için bir deneyim olmuştur. Şimdi de Ankara-Konya hızlı tren hattına bakalım. Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattında bulunan Polatlı istasyonundan hat ayrılmaktadır. Yani 90 km uzunluğundaki Ankara ve Polatlı yolundan faydalanılmıştır. 212 km uzunluğundadır. 2011 yılında işletmeye alınmıştır ve yolculuk süresi 2 saattir. Eskişehir-Pendik-İstanbul hattı ise toplam 288 km uzunluğunda. Bu hat tamamlanarak Marmaray projesine entegrasyon sağlandı. Şimdi son sürat sistem çalışıyor. Karaman-İstanbul hattı mevcutta çalışan en uzun hızlı tren hattımız. Konya-Eskişehir hattında da Eskişehir-Konya yüksek hızlı tren seferlerinin başlamasıyla iki şehir arası seyahat süresi 1 saat 50 dakikaya indi. Şimdi de inşaatı devam eden yüksek hızlı tren hatlarına bakalım. Ankara-İzmir, güzergahı hepimizin merakla beklediği hatlardan. Ankara-Afyon, Uşak, Manisa-İzmir'dir. Ankara-Konya hattının 120. kilometresindeki Koca Hacılar istasyonundan ayrılacak hatla gerçekleşecektir. Toplam 624 kilometre uzunluğundadır. 2023 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Yolculuk süresinin 3,5 saat süreceği ifade edilmektedir. Ankara-Sivas güzergahı yeni bir hat. Sıfırdan inşa edilen ve başlı başına tünel ve viyadüklerden oluşan bir hat. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Yerköy-Sivas'tır. 442 km uzunluğundadır. Ankara-Sivas arasında yapımı büyük oranda tamamlanan yüksek hızlı tren hattının 4 Eylül'de açılması planlanıyor. Ankara ile Kırıkkale arasındaki tünel inşaatlarında çalışmalar devam ediyor. Kırıkkale-Ankara arasındaki inşaatın en sona bırakılmış olması büyük talihsizlik. Bu güzergahta zeminden dolayı tünel çalışmaları zor ilerliyor. Test sürüşleri Kırıkkale ve Sivas arasında çoktan tamamlandı bile. 2022 sene sonunda bu tünel çalışmalarının bitmesi ve bu hızlı tren projesinin tamamlanması hedefleniyor. Projeye yeni eklenen Kayseri-Ankara hızlı tren hattı çalışmaları hızlı başladı. Sivas hızlı treni ile aynı güzergahı kullanacak projeye öncelik verildi. Mesafenin kısa oluşu ve ileride Kapadokya'ya uzanacak bir proje olmasıyla turistlere de hitap edecek. Proje seçim yatırımı olarak hızlandırıldı. Bunda Mehmet Özhaseki'nin de büyük katkısı var. Bursa Bilecik hattı tam 105 kilometre uzunluğundadır. Bandırma'ya kadar uzanacak bu proje 2025 yılında işletilmeye alınması planlanmıştır. Bilecik istasyonundan Bursa'nın Ankara'ya ulaşması hedeflendi. Proje daha sonra Sivas'a kadar hızlı tren işletmeciliğine imkan tanıyacak. Maalesef İzmit Körfez Köprüsü'nde demiryolunun yer almaması bu projenin en büyük eksisi oldu. Mevcut haliyle İstanbul'da otoyolla hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor. Konya-Karaman hattındaki çalışmalar epeyce sürdü. Sonunda açılarak proje başarıyla tamamlandı. Bu hızlı tren projesi mesafeleri özellikle Akdeniz'e bağlamak için kısaltılacak. Konya-Karaman hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Karaman'dan Konya'ya 40 dakikada ulaşılabiliyor. Ankara'ya ise ulaşım sadece 2 saat 10 dakika oldu. Geleceğin Türkiye'sinde Karaman'dan İstanbul'a yaklaşık 5 saatte ulaşılabiliyor. Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demiryolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule demiryolu projesine bakalım. Yapımı süren Çerezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalarda %78 oranında ilerleme kaydedildi. 530 milyon avroluk proje 275 milyon avroluk bölümünün Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak olması dolayısıyla en büyük hibe projesi olma özelliğini taşıyor. Edirne-İstanbul hızlı tren hattı 183 km uzunluğunda ve çift hattı. 200 km hıza uygun sinyali ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilecek. Bu hatta yük ve yolcu trenleri beraber çalışabilecek. Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demiryolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmaları devam ediyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ hızlı tren ağına bağlayacak projeyle Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri içinse 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor. Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı tamamlandığında, Türkiye ve Trans-Avrupa ağları yüksek standartta birbirine bağlanacak. Yüksek hızlı tren projesi listesine ek olarak planlanan pek çok projeyle birlikte ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde artmasıyla turizm gelirlerinin de artması bekleniyor. Ankara, Antalya, Alanya, Konya'dan ayrılarak Aksaray, Kapadokya, Kayseri Erciyes ve Divriği turizm hattı amaçlanıyor. Ulaştırma Bakanlığı Avrupa'yı Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya bağlayan bir köprü konumunda olan Türkiye'de batıdan doğuya kesintisiz bir hızlı tren ağını hedefliyor. Siz yeni hızlı tren hatları için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin. Sağlıcakla kalın. Selam ve dua ile.